billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîra. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîra. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alâl hayri ve lev asîra. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal iddehinu bi elban bil elban fe innehu ahta lekum inde nisaikum ve iddehinu bil benefsec fe innehu baridun fis saif harun fişte. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhimussalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar baka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz üstazlarımızın, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yapanların bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İddehinu bil elbani, sütle yağlanınız. Yani yağ kullanmak istediğiniz zaman bilhassa deve ve sığır sütüyle yağlanınız. Başka hadisler de var. Aleyküm bi elbanil bakar. Sığır sütüyle, sığır sütüne önem veriniz. Devam ediniz. Fe inneha terummu min kulli şecer. Çünkü sığırlar her türlü ağaçtan yerler. Ve huve şifa min kulli de. Sığır, inek sütü her derde devadır diye hadis gelecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda evet sığırın, ineğin sütü şifa, eti derttir diye hadisi var. Koyunun da eti iyidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de artık bilimsel olarak sığırın şeridi var, etinde şerit var. İnsanın bağırsak kurdu var ama sütü iyi. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok değişik otlardan yayıldığı, doyduğu için o otların masalası olan sütü de şifa olur diyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sütlerin en kıymetlisi, en güzeli diyor Gümüşhaneli Hazretleri, kadın sütüdür. Onun için bugün de doktorlar ne diyor? Aman çocuklarınızı ana sütüyle besleyin diyorlar. Burada da bundan 100 seneden fazla bir süreden beri evvel yazılmış eserinde kadın sütü sütlerin en uygunudur. Ondan sonra deve sütü en uygunudur. Tabii içebilene deve sütü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diye deneyelim dedik. Son derece yağlı. Her zaman mı öyle yağlı bilmiyoruz ama son derece yağlı. Sonra keçi sütü. Üçüncü sırada keçi sütü iyidir diyor. Sonra sığır sütü diyor. Sonra koyun sütü. Bu biraz daha yağlıdır. Şimdi bu söylediğimiz sıralama süt çeşitleri, et çeşitleri insandan insana, hayvandan hayvana, mekandan mekana ve yediği otlar itibariyle değişir diyor. Değişir. Hastalıklarına göre sütleri tavsiye etmek lazım. Yedikleri ota göre, bulundukları mevkiye, duruma göre diyor. Bunları duruma göre değerlendirmek lazımdır diyor.
hayvana göre, bedene göre, hayvan çeşitlerine göre, yani sığırın da ineği, onlara göre işte yerli az olur ama sütü yağlı olur. Bazı diğer inek çeşitleri, ithal inek çeşitleri, cinsleri var. Onların sütleri çok olur ama yağı az olur gibi. Onları evvelceden söylemiş. Yani şimdi bunları söylemek çok böyle şey gelir ama bunlardan çok evvel bu Gümüşhane Hazretleri bunları söylemiş. Zamana, havaya göre, hatta havaya göre, otluğa göre, bölgelere göre değişir diyor bu süt durumu. Biz bunun şimdi sütçülük, peynircilik yapacak değiliz burada ama bu söylenenlerin doğru olduğunu bizzat yaşamışızdır. Bizim arkadaşlarımız Türkiye'den gitmiş, Avrupa'da yerleşmiş arkadaşlarımız Fransa'da çiftlik aldılar. Peynir sütçülük yapacaklar. Türkiye'den biz de o zaman Edirne'deydik. Görevliydik. Orada peynirci, sütçü tanıdığımız bir sürü insan var. Bize dediler ki böyle bu işin iyi bilen uzman bir adam bize tavsiye et. Biz dediler peynircilik yapacağız. Bizim sorduğumuz arkadaşlarımız dediler ki bu peynircilik işinden hiç adam olan çıkmamıştır hoca. Gidersin birden yok olursun. Çok hassas konudur. Bunu dediler, dikkate alsın arkadaşlar. Neyse biz Türkiye'den, Türkiye'nin en iyi peynir uzmanını, devleti bile dış ülkelerde temsil eden, dış ülkelerden uzman diye, peynirci uzmanı diye çağrılan arkadaşımızla irtibata geçtik, bulduk, gönderdik. Ama adam tutturamadı. Hocanın dediği doğru. Orada iklim başka, inek çeşidi başka, yediği ot başka. Anadolu'ya göre uzman olmuş arkadaş, Anadolu şartlarına göre, buradaki ineklere göre, koyunlara göre uzman olmuş. Orada tutturamadı ve arkadaşlar iflas etti. Yani o da, bu da söylüyor. Zamana, zemine, hayvana, iklime göre diyor. Farklar arz eder ama böyle bir sıralama yapabiliriz diyor Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Hazretleri. Sidik konusunda da size söylemek istiyorum. Eti yenen hayvan bile olsa dışkısı ve sidiği necistir, pistir. Süt emen çocuğun da kusmuğu da dışkısı da sidiği de pistir. Hani süt emen çocuk pis olmaz falan gibi bir laflar var da onun için hayır, pistir. Kusmuğu da pistir. Dikkat etmeniz lazım. Üstünüze bulaşmaması lazım. Ama Anadolu'da sığır, inek sütü içerler. Efendim şuna iyi gelir falan diye hiç hiç. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min bu konuda özel bir hadisi olmadıkça haramdan keramet olmaz. Haramdan tedavi edilmez diye genel bir kuralı var. Ama deve sütü ile ilgili, o da hani herkese değil, deve sidiği ile ilgili yayladan develer içinde doğmuş, yaşamış bir takım insanlar gelmiş. Medine-i Münevvere'ye yerleşmişler. Buhari'de de var. Rahatsızlanmışlar. İklim çarpmış onları. Yaylada doğmuş büyümüş adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabibül kulub olduğu gibi tabibül ebdan. Hem kalplerin doktoru hem de bedenlerin doktoru. Allah ona her ilmi öğretmiş. Evet, her ilmi öğretmiş, okula, fakülteye gitmemiş ama uzmanlık, ihtisas yapmamış ama dünyanın dilcileri bile hayran kalıyorlar peygamberimize. Nereden biliyorsun bu kelimeleri diyorlar. Hocası Allah olduktan sonra tabii böyle olur insan. Böyle batılı oryantalistler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullandığı kelimeleri nereden öğrendi diyorlar. Böyle inceliklerini nereden biliyorsun diyorlar. Muallimi Allah olunca her şeyi biliyor. Yani o gelen adamların hastalığını anlamış. İki tane çoban başına koymuş. Zekat develerinden bir takım develer de önüne katmış. Götür demiş bunu oraya. Süt, deve sütü içsinler. Ara sıra da deve sidiğiyle. Özel bu. Özel durum. Adamlar iyileşmiş. İyileşmiş ama
karaktersiz hain adamlar olduğu için çobanları boğazlamışlar, develeri sürüp gitmek için. Sonra da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle hem Müslüman olduk diyorlar, hem hasta olduk, iyileştir diyorlar. Yanına katılan o çobanları öldürmüşler. Peygamberimiz çok kızmış. Buna anarşist denir. Yani devletin güvenliğine isyan etmek demek bu. Vatandaşın devlete isyan. Çünkü Müslüman olmuş, vatandaş olmuş. İslam devletin vatandaşı olmuş. Sonra da anarşi yapmış, vatandaşı kesmiş. Evet, bahi. Onların cezası Kur'an-ı Kerim'de çok feci. Yakın onları demiş. Sonra demiş durun durun. Yakmak Allah'a mahsus, yakmayın demiş. Evet, böyle çok çok üzülmüş o yanına kattığı hem muallimleri olacak hem de onları iyileştirecek. Evet, böyle olaylar var, özel bildiri var ama siz artık şimdi inek sütü, deve sütü, inek sidiği, deve sidiği içemezsiniz. O peygamberin özel, o gruba mahsus diyorlar hep hadisler edenler. Peygamber size derse ki deve sidiği için, ha o zaman bir şey demeyiz. Özel böyle durumlar vardır. Bunun dışında sidik pistir. Sidik pistir, eti yenen hayvanların sidiği de dışkısı da pistir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Evet, şimdi sütle yağlanın diyor Peygamberimiz. Neden? Mekke'de 50-60 dereceye kadar sıcak oluyor. Biz böyle sıcakları gördük. Gölgede mermerin üstüne, beyaz mermerin üstüne yazıyor, yatıyorsunuz, yakıyor beyaz mermer. Gölgede hiç güneş görmüyor. 50-60 derece, belki daha fazla. Böyle sıcak var. Orada güneş, sıcaklık insan vücudunun derisini rahatsız ediyor. Yani deve sütü çok yağlı dedin, hem de yağlanın dedin. Nasıl olur? O yağ ona oraya göre iyi geliyor. Şimdi buna göre kremler var tabii. Kremler var. O kremlerin içerisinde domuz ürünü olmamak kaydıyla, domuz ürünü olmamak kaydıyla. Çünkü domuz ürünü nereye gitse ne olsa temizlenmiyor. Yani mesela aslan, kurt, tilki, pars gibi hayvanlar, yırtıcı hayvanlar pistir, leş yerler. Fakat derilerini tabaklandıktan sonra kürk yapabilir hanımlar, erkekler kürk yapabilir. Temiz olur. Onunla namaz kılabilirsiniz. Problem yok ama domuz varsa nereye gitsen, yapsan, tabaklasan filan iflah olmuyor. Domuz ürünlerinden kaçmak lazım. Mayaların içinde domuz ürünü olmaması lazım. Efendim diğer hususlarda domuz yağı olmaması lazım. İslami açıdan konuşuyoruz tabii biz. Bugün dünyada Yahudiler de domuz ürünleri yemezler. Ve adamlar kendi inanışlarına sahip kimseler domuz ürünü yoktur diye damga vurduruyorlar Amerika'da. Bu üründe domuz ürünü yoktur, domuz artığı yoktur hiçbir konuda diye maddelere madde koyduruyorlar. Böyle çalışmışlar. Müslümanlar da çünkü yeme içme Allah'ın emrine göre helalden olacak, mubah olan şeylerden olacak. Buna dikkat ederlerse çok yerinde olur. Bunu takip etmek zorundadırlar Kur'an'a göre. Domuz eti, kanı, yağı, her şeyi hiç temizlenmeyecek şekilde necistir. Evet, deve sütüyle, inek sütüyle yağlanın. Neden? Fe innehu ahda lekum inde nisaikum. Kadınlarınızın yanında bu daha haz verici yapar sizi. Öyle olursunuz. Şifa olur. Derinizin o pütür mütür durumları kaybolur. Böyle düzgün ciltli olursunuz. Böyle düzgün ciltli olan kocaları da hanımları sever. Veddeynu bil benefseci. Menekşe ile de yağlanınız. Çiçek türlerinden menekşe
kokusuyla, yağıyla da yağlanınız. Fe innehu baridun fissayif harun fişşite. O menekşe yağı kışın, yazın soğuktur, serinletir insanı. Kışın ise ısıtır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yağı kullanınız, faydası kışın da yazın da vardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bu yağ konusuna girince fıkıh açısından açıklama yapma konumundayım. Abdest aldığınız zaman abdest azalarında iğne başı kadar kuru yer kalsa abdest sahih olmaz. Dirsek dahil kolda iğne başı kadar kuru yer kalmayacak. Sargı varsa sargı üstüne mesh edeceksiniz. Mesih zararlıysa orayı bırakacaksınız. Bu Allah'ın verdiği bir izin. Ama böyle bir özür yoksa yüzünüz işte başınızın saç biten bölgesinden çene altına kadar uzunlamasına iki kulağı arası olan bölgeye yüz denir. Gözün içi yüze dahil değildir. Bu bölgede iğne başı kadar kuru yer kalmayacak. Şekilde yüzünüzü yıkayacaksınız. Yıkamak ne demek? Su ile böyle ıslattıktan sonra bir damla olsun su damlayacak. Su damlamazsa buna yıkama demezler. Bir damla olsun vücudu böyle yüzünü ıslattıktan sonra damlaması lazım. Kolunuzla böyle yıkadıktan sonra bir kere, farz olan bir keredir. Üç kere yıkamak sünnetin en aşağısıdır. En aşağısıdır. Dirsekle beraber yıkayınca bir damla olsun damlayacak. Başa mesih, başın dörtte biri farzdır. Kaplama mesih sünnettir. Ayakları topuk aşık kemiğiyle beraber yıkamak da gene farzdır. Bir defa yıkamak su damlayacak şekilde olacak. Üç defa yıkarsanız sünneti yapmış olursunuz. Şimdi yağ varsa, vücudun derisinde yağ varsa, altına su geçmiyorsa onu izale etmeniz lazım. Hanımlar tırnaklarına, ellerine bir şeyler sürüyorlarsa o sürülen şey maddede cilde eğer abdest suyunu geçirmiyorsa gusülü geçersiz olur. Gusülü geçersiz olur. Abdesti geçersiz olur. Peygamber deve sütüyle yağlanın diyor. Arz ettik 60 derece sıcakta o yağı sürdükten sonra hemen anında o yağ kayboluyor. Bunu hesaba katmanız lazım. Türkiye'de yağlandınız mı bir hafta gider ellemeseniz o yağ kaybolmaz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Doktor yara var üstüne merhem şey etmiş su değdirme diyor. Onlar özür o hariç sağlamken konuştuğumuz husus. Sağlam kendir. Onu arz etmek istiyorum. Saçlara boya yapılır mı? Hep sorulan soru. Kadınların saçlarını kocalarına süslenmek için, güzel görünmek için boyatmaları sevaptır, iyidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kına boyası varmış. Kına boyası suyun deriye nüfuzuna engel değil. Erkekler de başını, saçını kınayla boyayabilirler. Sünnettir. Faydası vardır. Gözlerine sürme çekebilirler erkek de. Biz de erkekler gözüne sürme çekse ayıplanır. Öyle telakki öyle ama sünnettir. Göze faydalıdır. Gözü korur. Antibiyotiktir. Peygamber de öyle söylüyor. Sevaptır ama saç boyasını kimyagere soracaksınız. Saçını boyadığın zaman eğer saçının ıslanmasına engelse o zaman guslederken saçınızı şey edeceksiniz. O boyayı gidereceksiniz. Hangi boya geçirir, hangi geçirmez o benim ihtisas alanım değil. Onu kimyacıya sormak lazım. Sorulduğu için bu konulara girdim. Evet, deve sütüyle, sığır, inek sütüyle yağlanınız. Bu cildinizi güzelleştirir. Hanımlarınızın yanında daha sizi makbul hale getirir. Vetteynü bilbenefseç, menekşe yağıyla da yağlanınız. Yazın serinletir, kışın ısıtır cildinizi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Adi Deylemi Hazreti Ali'den Ebu Nuaym hadis-i şerif nakletmiş ve bu hadisi destekleyen başka ifadeli birçok hadis vardır. Hadis sahihtir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Edimu
El hacce vel umre. Hac ve ömre yapmaya devam ediniz. Devam ediniz. Peşi sıra, peşi sıra arka arkaya hem hac yapınız hem ömre yapınız. Ben olanı söyleyeceğim. Türkiye'den döviz gidiyor. O benim işim değil. Benim dininde olan asılları size aktarmak görevim. Gidebilirsin, gidemezsin. Yasak koyarlar, koymazlar. Onunla ben ilgilenmiyorum. Ama dinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hac ve ümreyi arka arkaya yapın, devamlı yapın. Tabi'u. Bir rivayette öyle zaten. Beşi sıra ara vermeksizin. Tabi'u. Peşi sıra. Bu farz mı? Hayır. Ömürde bir defa hac etmek farz. Bundan sonrakıları nafiledir, tatavvudur. Ama Peygamber böyle söylüyor. Arka arkaya hiç ara vermeksizin imkanınız varsa, gidebiliyorsanız hacca da gidin, ömreye de gidin, ömreye de gidin. Yani i'tu bihime aleddevami vel mülazeme liveçillah. Allah için helal parayla devamlı hac ve ömre yapınız. Manası bu. Neden diyeceksiniz? İbadet güzel bir şeydir. Hac ve ömre da güzeldir. Fe innehuma yenfiyani el fakra ve zunuba. Çünkü hac da ömre de günahları giderirler, fakirliği giderirler. Evet. Ma em'ara haccun kattu. Bir haberde hacca devam eden, hacca giden adam darlık çekmez, fakir olmaz diye vardır. Bunu yaşamışızdır. Şahsımda değil, Fransa'da bana her gittiğimde evini açan, en güzel yemeklerini ağırlamaya çalışan bir aile. Ben tabii ne iyilik yapabilirim onlara? Duanın dışında dua etmek kuru kuruya kolay. Ama onun bana yaptığı fedakarlık karşılığı benim de onu biraz daha şöyle güzel şey etmem lazım. Dedim ki bu sene sizi hacca götüreceğim. Karı koca. Adamlar durdular. Yaşadığım olayı anlatıyorum. Bir tane değil, çok var böyle. Birisini anlatıyorum size. Peygamberin hadisini doğrular sadette. Durdular. Peki dediler ama peki sözü cılız çıktı. Sonra öğrendim ki bir senedir işsizmişler, boşluymuşlar. Bana saygılarından hayır dememişler ama onun için cılız çıkmış ses. Bakın neler olmuş sonra. Hac nedir? Peygamber diyor fakirlik çekmez dedi. Bak o hadisi okudum. Ben evden gittikten sonra bir senedir işveren Yahudi Paris'te konfeksiyon, tekstil Yahudilerin yerinde. Modacılar, Yahudiler hepsi. Hemen ne? Bana çok iş, çabuk gel falan diye muazzam iş vermiş Yahudi. Borçlarını kapattıkları gibi, hac parası bildikleri gibi 5 yıl depo para kazanmışlar. Hacca gidinceye kadar. Gece gündüz çalışmışlar. Böyle çok arkadaş var. Peygamber söylüyor. Hacca giden Allah rızası için fakirlik çekmez, ihtiyaca düşmez, ihtiyaca düşmez. Tabii bu ihlasa göre değişir diyor. Niyetinin halisliğine, zaafına, kuvvetliğine göre değişir bu iş diyor. Böyle yürüyen olursa bu işler, halis niyetle olursa, işte arz ettiğim gibi peygamber böyle söylüyor. Denemesi bedava. Sen de yani böyle halis niyetle pekala buna inanıyorsan, inanırsan başına geç bakalım nasıl olacak. Evet, hac ve ömre yapın. Niye? Devamlı yapın. Neden? Kirliği giderir bir ve zünübe, günahları giderir. Yani hac kendine verdiği hac arasındaki sildirir. Evet. Arafat'ta ya Rabbi diye gözyaşı akıttın mı? Cenab-ı Hak
Melekler buyuruyormuş ki, bana demiştiniz ki insanı yaratırken biz sana gece gündüz tesbih zikrediyoruz, tesbih çekiyoruz, tekbir ediyoruz, hiç kusur etmiyoruz. Birbirini boğazlayacak adam yaratıyorsun ya Rabbi. O da diyor ki sizin bilmediğinizi ben bilirim. Şimdi okuyorum, okudum ayet var. Dersin başında birbirini boğazlayacak adamı neye yaratıyorsun demiştiniz. Bakın bak, Sibirya'dan gelmiş, Afrika'dan gelmiş, Amerika'dan gelmiş, Avustralya'dan gelmiş. Hepsi de elini açmış. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Gözleri yaşlı ya Rabbi diyorlar. Gördünüz mü benim kullarımı? Hepsini affettim. Melekler, görevlikler, aralarında şeyler de var ya Rabbi. Alsın diyormuş. Halis muhlis olan kulların arasına girdiler ya. Onları da aynı kefeye koyun. Hepsini affettim diye müjdeler var. Müjdeler var. Evet. Yüküffirha bihime. Evet. Küçük büyük. Feyüküffir sagaira vel kebaira. Küçük büyük günahları Allah orada halis niyetle gitmişsen, helal parayla gitmişsen, kurallarına uygun hac yapmışsan örter, günahları örter. Ömre ise küçük günahları sildirir diyor. Yorum bu, yorum bu. Ama Allah büyüktür. İhsan eden, iyilik edenlerin ecrini o verir. Namütenahi Allah af sahibidir, merhamet sahibidir. Ömrü de öyle büyük günahları da affettirebilir. Fakat diyorlar ki ömre küçük günahları, hac, güzel hac, haccı mebrur, küçük büyük hepsini sildirir diyor hadiste. Kema yenfil kibkiru habetel hadidi. Nasıl giderir? İkna ediyor karşındakileri, dinleyenleri, sahabe-i kiramı. Hac, ömre, günahları nasıl giderir acaba? Diyor körük, körükçünün körüğünü gidin görün. Adam kömür koyar, körüğü pompalar, o kömür alevlenir, içine de demir koyar. Paslı demiri, paslı demir akkor hale gelince çekici vurdun mu, içindeki pas, üstündeki paslar bir anda kenara gider, demirin cevheri halisi kalır. Aha öyle diyor. Hac ve ömre günah kirlerini öylece giderir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, böyle günahlar dağlar gibi olsa da güzel bir hac ve ömre günahları böyle giderir, giderir. Devam etmek lazım. Ayrıca hac ve ömrüye peşi sıra devam etmek ömrü uzatır, rızkı bollaştırır, zengin eder adamı. Evet, ömrü uzatır. Şimdi ne diyeceksin sen? Kur'an-ı Kerim'de اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ecel geldi mi bir saniye öne alınmaz, bir saniye geri alınmaz. Ayet öyle. Peygamber de hac ve ömre, sadaka, ana baba ziyareti ömrü artırır diyor. İnşallah Allah bize nasip etsin. Cennete girelim. Peygamber'e varalım. Allah böyle söylüyor, sen böyle söylüyorsun diye soralım inşallah.